Uzmanına Sor programından herkese merhabalar. Bu hafta konuğum Ekşi Mayam işletme sahibi Büşra Nur Çökmez bizlerle birlikte. Büşra Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Öncelikle ederim. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Heyecanlıyım. Hepimiz heyecanlıyız. Şimdi heyecanımızı yeneriz birazdan. Şöyle ben öncelikle sizi tanıyabilir miyim? Büşra Nur Çökmez kimdir? Büşra Nur Çökmez kendi halinde diyelim. Bir şeyler üretmeye çalışan, aynı zamanda çocuklarına annelik yapmaya çalışan, işte hem evini hem işini bir arada yürütmeye çalışan birisi. Aynı zamanda genç girişimcisiniz. Evet. Çok güzel bir girişiminiz var Aydın'da. Neden, yani bu işe nasıl başladınız? Ekşi Mayam, neden Ekşi Mayam? Neden Ekşi Mayam? Yani bu işe aslında başlama serüvenim çok hani ilginç bir şekilde ilerledi. Ben de hiç bu seviyeye gelebileceğimi yani başlarken düşünmüyordum. Çünkü evde kendimiz için, işte hatta küçük bir oğlum vardı o dönem, yeni ek gıdaya başlama dönemimizde. Ona sağlıklı alternatifleri ararken hani bulduğum, keşfettiğim bir ekşi maya vardı. Hani bunu nedir ne değildir diye araştırırken sonra kendim evde denemeler yapmaya çalışırken buldum. Bu süreç ilerledi. Daha sonra işte kendimize, yakın çevremize yapmaya başlarken yani süreç kendiliğinden ilerledi biraz. Neden ekşi mayalı ekmek ya da neden ekşi maya derseniz tamamen hani diğer fabrikasyon mayalardan, dışarıdaki un, hani beyaz unu kullanılan o ekmeklerden yani çok çok daha faydalı, çok daha sağlıklı olduğu için hani sırf bu ekmeği tüketerek bile vücudumuza aldığımız o yararlı bakteriler olsun, probiyotikler olsun, bunlarla hani gene bağışıklığınızı güçlendirebiliyorsunuz, birçok faydasını alabiliyorsunuz. Bu sindirim sisteminizin düzgün çalışmasına bile etki ediyor yani. Hani küçük bir çocuğum var, onu düzgün beslemek istiyorum. Aynı zamanda onunla birlikte biz de kendi beslenmemizi değiştirdik. Derken süreç bu şekilde ilerledi. Ben üzerine eğitim alarak ilerletmek istedim. Hani bu konuda bütün detaylı eğitimleri, işte bütün dünya ekmekleri olsun, ülkemizin ekmekleri olsun, hepsini her konuda bütün detaylı bilgileri, teknik bilgileri alarak yola devam ettim diyelim. Ne gibi eğitim onlar? Biraz eğitimlerden de böyle açacak olursak eğitimleri. Yani bunlar da hani temel ekşi mayalı ekmek eğitimiyle başlıyor hani süreç. Bir ekşi mayalı ekmek nasıl yapılır? Hani bunun detayları var. Çünkü normal bir mayalı ekmek ya da mayalı bir hamur yoğurur gibi işte yoğurayım, mayalansın, pişireyim değil. Tabii bir gün önce başlıyor süreç. Yoğruluyor, dinleniyor. Bunun birçok aşaması var. Daha sonrası hatta soğuk fermentasyonumuz var. Bu soğuk fermentasyon sırasında bir sürü hani yararlı bakteriler yavaş yavaş açığa çıktığı için daha besleyici hale geliyor. Ekmek, hani çünkü ekşi mayada sabır isteyen bir süreç var. Hemen her şeyi yani anında pişiremiyorsunuz, elde edemiyorsunuz. Bu şekilde soğuk fermentasyonla bir süreç devam ediyor. Ertesi gün ekmeğinizi pişiriyorsunuz, sonrasında dinleniyor. Daha sonra pişirmeden zaten önce bekliyor mu ekmek? Yani nasıl oluyor? Pişirmeden önce bekliyor tabii. Mesela işte biz bugün ekmeğimizi yapmaya başladık. Akşam dolaba atma seviyesine geldi. Dolaba soğuk fermentasyonu aldıktan sonra atıyorum orada ekmeğin cinsine göre değişiyor ama 8 saat işte 16 saat arası hani bir süreç mayalanması var. Daha sonra sabah ya da işte saati geldiğinde pişirmeye alıyoruz. Peki nasıl muhafaza edebiliriz ekmeği? Şöyle zaten soğumadan önce dilimlemiyoruz. İlla bir hani soğuma süresini beklememiz gerekiyor. Soğuduktan sonra yani ekmeğin biraz da cinsine göre değişiyor süreç ama yani soğuma süresi uzuyor mesela. Glutenli ekmeklerde biraz daha kısa sürede soğurken yani gluteni düşük ekmeklerde daha kısa daha uzun sürede soğuyor. Onun dışında nasıl muhafaza ediyoruz? İyice soğudu ekmeğimiz, dilimleyip biz fazlasını muhakkak hani difrize kaldırmayı tavsiye ediyoruz. Çünkü boşu boşuna dışarıda hem bayatlama süresi geçirmemiş oluyor. Ekmek tazeliğini koruyor. Dondurucuda 3-6 ay arası hani bekletebiliyorsunuz, hiçbir şey olmuyor. Çıkarıp ısıttığınızda ilk anki tazeliğine geri dönüyor ekmeğimiz. Oda sıcaklığında 5-7 gün
Buzdolabında 1 ay, buzlukta 3 ay tavsiye ediyoruz. Bu yani şekilde hava almayacak şekilde tutulduğunda, evet. Yani aslında ekşi mayalı ekmek hani bayatlama özelliği yoktur. Biz ekşi mayalı ekmeği bayatlar demiyoruz. O eskir. Hani eskidikçe hatta daha da tadı oturur. Daha böyle ekşi tadını hissedersiniz. Tabii kimi insan ekşi tadı almak istiyor, kimisi istemiyor. Yani o da kişisel tercihlere kalmış bir şey. Kesinlikle. Peki böyle bu arada yani eğitimleri Aydın'da mı aldınız yoksa online'da oluyor mu eğitimler? Online'da oluyor eğitimler. Ben de çünkü o dönemde küçük bir çocuğum olduğu için ve Aydın'da hani genelde o dönemde sadece İstanbul, Ankara gibi büyük yerlerde eğitimler vardı. O yüzden online olarak almak zorundaydım. Yani eğitimlerimin hepsini online aldım. Daha sonra yani dediğim gibi süreç kendiliğinden ilerledi. Evde artık hani çok fazla siparişim olmaya başladı, eve sığmamaya başladım. O yüzden bir dükkan arayışına girdik. Yaklaşık 1,5 yıl evde yaptıktan sonra önce küçük bir hani dükkanla başladım. Şimdi biraz daha büyüttük dükkanımızı. Bu şekilde ilerliyor. Evet, bazı ürünleriniz için de o ürünlerin günleri oluyor. İşte sosyal medyada da paylaşıyorsunuz. Hangi günlerde onlar? Salı, cumartesi mi? Çarşamba, cumartesi. Evet. İşte şu ürünler mevcuttur diye. O ürünlerin özel günleri mi oluyor? Evet, yani şöyle çok farklı ekmek çeşitimiz var. Yani ekmek çeşidi aslında çok fazla. Ama şimdi bazı çeşitleri de her gün çıkaramıyorsunuz. Ya da o kadar çeşidi her gün çıkarmak da zor oluyor hani bir işletme olarak. O yüzden bazı hani özel çeşitlerimize bazı günler belirledik ve her gün çıkan bir özel çeşitimiz mutlaka var. Hani bazen birden fazla oluyor ama bazıları da işte atıyorum bugün zerdeçallı keten tohumlu bir ekmeğimiz var. Hani çok seviliyor. Haftanın işte 2 günü 3 günü çıkıyor. Bugün aynı zamanda Belçika ekmeği dediğimiz içerisinde kuru domates, yeşil zeytin, sarımsak, kekik, biberiye olan bir ekmeğimiz var. Onları da size getirdim gelirken. Bu arada hepsini de kendiniz yapıyorsunuz sanırım. Şu an zaten ekranda da görünüyor. Bu muydu bu bahsettiğimiz? Bu her gün çıkan, bize gün özel çıkan olan ekmeğimiz. Bu Kıbrıs bulla, bu da ekşi mayalı. Ne var içinde, neler var? İçerisinde taze yeşillikler dediğimiz, taze soğan, dereotu, maydanoz, taze nane ve helin peyniri var. Ekşi mayalı aynı zamanda. Bir de bu şurada önünüzde şu ekmeğimiz o Belçika ekmeği işte, Belçika az önce dediğim o, evet. Az önce bahsettiğiniz. Aynen. Bir de şöyle döndüreyim. Zerdeçallı keten tohumlu. Evet. Şu diğeri mesela üstünde. Siyez ekmeğimiz. O her gün çıkan bir ekmeğimiz. Yani siyez, kara kılçık, tam buğday. Onun dışında 7 tahıllı bir ekmeğimiz var. 7 tahıllımız, tost ekmeğimiz. Hani bunlar her gün çıkan ekmeklerimiz zaten. Onun dışında dediğim gibi böyle hatta bizim bir karamelize soğan, yaban mersini, fındıklı bir ekmeğimiz var. Onun seveni de çok hani ayrı. Değişik bir aroması var. Hani böyle yani soğanla yaban mersinle alaka diyorsunuz böyle ama hani ekmeğin içinde buluşunca çok farklı çok bir aroma çıkıyor ortaya. Peki bu kadar böyle büyüyeceğinizi ya da ekmeklerinizin bu kadar talep göreceğini tahmin ediyor muydunuz? Yani tabii ki başlarken buraya bu seviyeye gelebileceğimi tahmin etmiyordum. Hani süreç hani çok güzel ilerledi. Çok şükür Aydın'da hani güzel bir yer edindik. Müşterilerimiz ekmeklerimizden memnun. Yani bir de tercih edilme sebeplerimizden birisi de hani neyi kullanıyorsak %100 hani o unu kullanarak yapmamız. Siyez ekmeği mesela. İşte %100 siyez unuyla yapıyoruz. İçerisinde herhangi bir katkı, koruyucu, başka bir maya yok zaten. Aldığımız unları direkt ata tohum üreticilerden alıyoruz. İlaçsız üretilmesine dikkat ediyoruz. İşte kara kılçık mesela. Kara kılçığı %100 yapan maalesef bulamıyorsunuz. Yani şu an biraz iddialı olacak ama Aydın'da da hani şu an benden başka yapan yok diye biliyorum ben de. İçerisinde mutlaka bir beyaz un ya da başka bir un ya da maya katıyorlar. Halbuki ekşi mayayla da çok rahat %100 yapılabiliyor. Ya bu kadar ürünü kendiniz mi yapıyorsunuz? Yani kendim yapıyorum ama tabii ki çalışanlarım var. Artık hani hemen öğrenilen bir şey değil ama hani çok uzun süredir çalışanlarım var. Artık onlar da belli seviyeye geldiler. Hani birlikte yapıyoruz. Zaten tek kişinin hani yapabileceği bir şey değil. Diğer ürünlerimiz de aynı şekilde. Çalışma saatleri nasıl oluyor? Yani çünkü bütün ürünleriniz taze olarak çıkıyor. Nasıl taze saklayabiliyorsunuz?
Yani günlük hani üretim zaten günlük evet. oluyor. Çok nadir hani o şekilde iki günde bir üretilen işte bu özel ekmeklerimiz dışında diğer ürünlerimiz hepsi günlük. Baktığınız zaman ekşi mayalı ekmekler hani bir gün dinlendiğinde daha lezzete oturan ekmekler olduğunda aslında bir gün sonra satmamız gerekiyor ama hani müşterilerimiz hep sıcak sıcak taze taze o ekmek hani o şekilde alışmışız. Hı hı. Öyle almak istiyorlar. Yani bunu sistemine oturttuğumuz için sıkıntı olmuyor. Evet. Genelde böyle işte doğal, şekersiz böyle ürünler hazırlıyorsunuz ama aslında yani biz böyle bakınca işte aman şekersiz mi, çok tatsızdır Evet. o falan böyle ön yargılar oluyor ama çok da talep var. Müşterileriniz neler söylüyor, ne gibi yorumlar yapıyorlar? Evet, şimdi glutensiz ya da şekersiz deyince insanlarda bir işte lezzetsizdir, böyle bir işte saman gibi tadı vardır. Genelde o şekilde bir izlenim oluşuyor. Ama hani birçok glutensiz ve şekersiz ürünümüzde bu ön yargıyı kırdık biz. Mesela cheesecake'imiz işte gerçekten hani normal bir cheesecake yemiş gibi insanı mutlu edip o tatminliği sağlıyor. İçerisinde şeker yerine elma suyu konsantresi kullanıyoruz. Hurma püresi kullanıyoruz. Diğer kurabiyelerimizde de aynen. Hani genel şeyimiz hurma püresi, elma suyu konsantresi. Çünkü hani bu bal ve pekmez olayı var biliyorsunuzdur belki. Hani sıcaklıkla temas ettiğinde daha zararlı hale geliyor, işte daha kanserojen oluyor vesaire. Bu söylemlerden kaynaklı. Biz genelde onları değil de gene bu daha doğal olanlarını tercih ediyoruz. Tat olarak da gene denersiniz siz de. Öyle tatsız tuzsuz değiller. Biz de kendimiz bakıyoruz mutlaka. Hani Ya kendimizin de hoşuna. işletmenizde denedim, evet, Aynen. değildi. Hepsi çok güzeldi. Teşekkür ederiz. Hatta başlamışken şurada da Atom var sanırım. Evet. Tatlı diye girmişken böyle eğer arkadaşımız Diğer yok o yerine. tabaktakilerin hepsi glutensiz ve şekersiz ama Atom kurabiyemiz hani sadece şekersiz. Onu kara kılçık unuyla Evet, yapıyoruz. tam şurada Atom Evet, dediğimiz cevizli. cevizli Atom. İçinde neler var? İçinde onun yok yok valla. Tam o yüzden ismi de Atom. İncir, kayısı, kuru üzüm, elma, tarçın, ceviz onlar var. Hani zaten meyvelerden oluştuğu için çok da fazla şeker gerek yok yani gerekmiyor Aynen, aynen. zaten Sadece biz doğal çok az tatlandırıcılar bir aynen piştikten sonra da pekmezle tatlandırıyoruz gene. hepsi. Sıcak sıcak. Şurada da bir şey var O şöyle. da glutensiz, şekersiz aynı zamanda vegan bir ürünümüz. Görünüyor mu bilmiyorum ama görünüyordur belki. Hindistan Evet. cevizli, Hindistan cevizi. hurmalı, evet. Badem unu, fındık unu kullanıyoruz onlarda da. Yani şimdi piyasada bu arada çok fazla glutensiz un çeşidi var aslında. Hani glutensiz un karışımı olarak paketli gıdalar hani çok fazla satılıyor. Un da satılıyor ya da başka ürünler de satılıyor. Ama içeriğini okuduğunuzda hani içinde onların nişasta karışımından oluştuğunu görüyorsunuz. Yani aslında nişastadan oluşan bir un karışımını ya da bir ürünü çok fazla tüketmek de iyi değil. Hani belli bir süre sonra o da problem. Çünkü mısır nişastası. Yani ülkemizde de mısır çok fazla doğal olanı, GDO'su olanı üreten yok. Yani o yüzden orada da bir sıkıntı oluşuyor. Onun yerine direkt kara buğday unu, işte sorgum var, sorgum unu, badem unu, fındık unu gibi unlar daha sağlıklı. Sağlıklı oluyor. Şurada da bu neli? Çikolatalı gibi duruyor ama tam şey yapamadım. Evet, o da Evet, şekersiz şurada. bitter çikolata ile yaptığımız glutensiz yulaf unuyla yapıyoruz onu da. Hurma püresi var. O da farklı bir tat aromaya sahip. O biraz daha sert mesela ama yanındaki kara buğday kurabiyesi. O da kara buğday unuyla yapılıyor. O daha yumuşak. Ortadaki, değil mi? Evet, şu o Evet, şu an aynen. ortadakindeyiz. Tamam. O daha yumuşak bir yapıya sahip mesela. Diğeri sert hani gelen ya da o damak tadına uymayan kişilere alternatif hani hem yumuşak hem daha sert. İşte içerisinde mesela süt ürünü olan olmayan onlara hep dikkat etmeye çalışıyoruz. İşte kimi çünkü ketojenik diyet yapıyor, kimisi yani süt ürünsüz besleniyor. Herkese alternatif bir şey sunmaya çalışıyoruz. Yani çıkış amacı da o zaten. Ekmeklerimizde herhangi bir hayvansal ürün yok mesela. Hani tost ekmeğinde tamam süt tereyağı kullanıyoruz ama diğer bütün ekmeklerimizde un, su, ekşi maya ve hangi unsa yani işte o undan yapılmış ekşi mayası, tuzu, suyu. Tuzumuzda kaya tuzu kullanıyoruz. Yani bu şekilde içerikleri tamamen doğal ürünlerden oluşuyor. Çok güzel. Bir de workshoplar yapıyorsunuz. Evet, workshoplara da yeni Nedir başladık. workshop?
Workshoplarımız nedir? Yani evinde ekmek yapmak isteyen ama hani böyle çok detaya girmeyeyim, ben evimde ekmeğimi yapayım yeter düşüncesinde olan kişilere verdiğimiz temel bir eğitim. Hı hı. Böyle 3 saatlik, 4 saatlik süren bütün temel eğitimi verdiğimiz yani eğitim diyelim biz ona. İsteyen herkes katılabiliyor mu? İsteyen herkes katılabiliyor. Hiçbir şey bilmenize dahi gerek yok. Çünkü biz hani bir şey bilmediğinizi düşünerek öğretiyoruz zaten orada. Size o eve gittiğinizde ekmeğinizi yapabilecek tüm bilgiyi veriyoruz. İsterseniz onun üzerine tekrar başka eğitimler alarak hani ilerletirsiniz, ister tarifler öğrenirsiniz. O tamamen kişisel bir durum. Ama hani bunu almadan bile sadece bu eğitimle evde devamlı ekmeğinizi yapabilirsiniz. Çok güzel. Peki bu işte tarif sadece ekşi mayamda var dediğiniz tarifler var mı böyle size özel? Var evet. Şimdi bizim şöyle bir Kıbrıs ekmeğimiz var zaten. Bunu biliyorsunuz. Yani tamam tarif tamamen bize ait değil ama şimdi biz bunun mesela çok istenildiği için glutensiz versiyonunu yaptık. Sorgumunu kullanarak, gene tarifi biraz değiştirerek. Mesela o tamamen bize ait bir tarif. Atıyorum birkaç kurabiye çeşidimiz var. Onların da reçetesi tamamen işte bize ait olan ürünler. Aydın'da da hani mesela Kıbrıs ekmeğimizi sadece bizde bulabilirsiniz. O da çok sevilen bir ürünümüz. Her gün oluyor. Onun dışında Siyez simidi yapıyoruz. Sadece Şuz mu? Evet o. Siyez simidinde de hani Siyez unu kullanıyoruz. Şeker hastaları dahi hani alabiliyor. Yani simit yemeye hasret kalmış insanlara alternatif ürünler çıkartıyoruz. Karabuğday simidimiz var gene bize özel olan. Onda da herhangi bir şeker ya da katkı maddesi içermiyor. Glutensiz beslenme çok arttı. Artık yani bayağı popüler hale geldi. Sizce neden bu kadar popülerleşmiştir? Yani yani bazı insanların tamam hastalık olarak problemi oluyor, mecbur o şekilde beslenmek durumunda kalıyor. Ya da hani şu an biraz moda oldu. Yani evet, sırf o şekilde beslenmek de hani herhangi bir problem yoksa çok önerilmiyor. Hani doktorlar tabii ki bu işin daha uzmanı ama doktorların tavsiye ettiğini söyleyerek biz de bu yönde hani bize danışanlara ya da soranlara bu şekilde bilgi veriyoruz. Herhangi bir sağlık problemi yoksa glutenle ilgili sürekli glutensiz beslenme de bir yerden sonra başka problemlere yol açabilir yani. Hani bunun sonucunu da görmediğimiz için bilemiyoruz. Çünkü yani vücut onu da istiyor. Yani vücut doğal bir glutene de ihtiyaç duyuyor belki de. Çünkü daha öncelerde en başta baktığınızda gene buğdaylarımız ilaçsızdı. Çıkan unlarımız doğaldı. Herhangi bir işlemden geçmiyordu. Onunla direkt annelerimiz işte ekmek yapıyordu mesela. Evet. Yani çok öncelerden. Yani öncelerde sağlıklıydı. İşte o zamanki gluten doğal bir glutendi. Vücudumuz onu tolere edebiliyordu ya da hani onu sindirebiliyordu. Şu an içerisine ekstra gluten giriyor, ekmek işte öyle bir hal alıyor ki unun içerisinde bir şey yok. Katkı maddesi dolu, kepeğinden ayrılmış, işte ruj şeymiş, şusu busu her şeyi alınmış. İçerisinde sadece işte işlemlerden geçmiş ki ısıl işlemlerden geçiyor aynı zamanda. O iyice bir besin değerini düşüren bir işlem. Geriye hani beyaz un kalmış. Evet. Glutensiz besinle ilgili böyle hem lezzetli hem de sağlıklı bir tarifiniz var mı verebileceğiniz böyle kısa pratik bir şey? Yani glutensiz ve lezzetli ve sağlıklı. Ve sağlıklı. Hepsi bir arada. Yani tarif olarak hani böyle ya da ne vardır yani? Yani şey yapabilirsiniz aslında. Glutensiz sağlıklı alternatifler üretmek istiyorsanız tatlandırıcı olarak elma suyu konsantresi kullanabilirsiniz. Hurma suyu kullanabilirsiniz. Hani tatlandırma işlemini bunlarla yapabilirsiniz. Un olarak da işte fındık unu. Yani fındık ununu bile kendiniz elde edebilirsiniz. Fındığı robottan geçirip un haline getirip içerisine biraz tatlandırıcı. Atıyorum tarçın. Bitter çikolataların şekersizleri de var biliyorsunuzdur. Yani çikolata ihtiyacınızı da o şekilde karşılayabilirsiniz. Hani onu eritip içerisine biraz fındık unu ya da badem unu. Vegan değilseniz bir de yumurta kırarsanız sonra onu böyle porsiyonlayıp fırın tepsisine direkt hani çok az bir dakika pişirmeniz yeterli.
Çok güzel bir tarif. Yani aslında denenebilir bence, başlanabilir bir yerden yine sonuçta. Hem lezzetli hem sağlıklı. Yani evet, çikolata zaten yani artık her şeyine ulaşabiliyoruz. Evet. Sütlüsünün bile, yani Hindistan cevizi sütlüsü var. Yani birçok alternatif çıktı. İnsanlar çok kolay bir şekilde ulaşabiliyor. O yüzden daha sağlıklı beslenmek artık daha kolay. Tabii biraz daha maliyetli oluyor ama diğer beyaz ekmek ya da diğer tatlı, hani şekerli ürünleri almaktansa az daha fazlasını verip size daha sağlıklı geri dönüşleri olan şeyleri tercih etmek her zaman daha mantıklı oluyor. Şimdi işletmenizde bu arada sadece mesela ekmekler ve kurabiyeler dışında ne gibi ürünler var, ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Kahvaltımız var mesela. Neler var mesela o kahvaltıda? Kahvaltıda da gene mesela hani dışarıdakinden farklı bir kahvaltı. Yani biraz daha en azından farklı bir kahvaltı vermek amacımız. Neyimiz var? Şekersiz reçelimiz var mesela işte. Normal reçel koymayı tercih etmiyoruz. Konseptimize uygun olsun. Şekersiz reçel. İçeriğinde hani kostik vesaire olmayan bir zeytin. Hani hep bu kullandığımız ürünlere dikkat ederek bir geniş bir kahvaltımız reçeli var. Reçeli de kendiniz hazırlıyorsunuz. Reçeli kendimiz hazırlamıyoruz şu an ama gene elma suyuyla ya da hurma suyuyla yapılmış. Direkt hani o tarz reçelleri tercih ediyoruz. Hiçbir gene koruyucu su yok, katkısı yok içerisinde. Kıbrıs ekmeğimiz mutlaka var. Glutensiz beslenenlere glutensiz seçeneğiyle veriyoruz. Yumurtası, salatası, işte yeşillikleri, 4 çeşit peynirimizin olduğu vesaire. Hani bu şekilde bir kahvaltımız var. Onun dışında ekşi mayalı işte bizim kendi ekmeklerimizle yaptığımız tost tabağımız var. Gene doyurucu bir yeşilliği olan kendi tostumuzu hazırladığımız ya da Kıbrıs ekmeğimize gene sandviçler hazırlıyoruz. Bu yani değişik tarzda isterseniz, diğer kahvaltılardan sıkıldıysanız bize de bir kahvaltı yapmaya bekleriz. Peki başka alternatifler? Başka alternatiflerde gene hani tatlı seçeneklerimizi değerlendirebilirsiniz ama paketli ürünler de satıyoruz. Hani onlar da nasıl? Gene dışarıya nazaran daha nadir bulunan ya da hani içerisinde katkısı koruyucusu olmayan böyle şekersiz yapılmış işte glutensiz ürünler. Biz mesela glutensiz ürün çıkartıyoruz ama hani çölyaklara veremiyoruz. Neden? Hmm. Çünkü aynı ortamda glutenli ürünleri de çıkartıyoruz. Hani bu hassas bir nokta. Onlar dışındaki bütün glutensiz beslenmesi gerekenlere ya da o tarz beslenmeyi tercih edenlere verebiliyoruz. Ama paketli olduğunda onu çölyaklar da alabiliyor. Hani direkt çünkü hiçbir bulaş riski olmadan gelmiş ürünler. Glutensiz onları hani onları da satış amaçlı sunabiliyoruz. Onun dışında mesela atıyorum bir cips. Hani dışarıdaki cipse alternatif sağlıklı cipsleri getiriyoruz. Tuzlar, işte kaya tuzu, sağlıklı diğer tuzlar o şekilde. Reçeller desek işte gene normal bir şekerli reçelleri, alternatif reçeller getiriyoruz gibi. Çok güzel. Peki böyle satış, yani internet ya da online üzerinden satışlarınız var mı? Online üzerinden de satışlarımız var, aynen. İnternette. Aynen, internette evet. Sayfamızı zaten Instagram sayfasından gene linkimiz falan var. Ya birçok kargo yapıyoruz. Direkt bize de sipariş verebilirler, siteden de sipariş oluşturabilirler. Türkiye'nin her yerine yani kargo yolluyoruz. Türkiye'nin her yerine, sadece Aydın'la sınırlı değilsiniz. Yok hayır, aynen her yere yollayabiliyoruz. Sıkıntı olmuyor. Peki bu işle ilgili bir hedefiniz var mı? Hedefimiz şu an hani bazı özel durumlardan dolayı diyelim. Hani çok ileriye dönük şimdilik plan yapmıyoruz ama tabii ki daha ilerlesin istiyoruz. Yani bir şubelik vesaire çok sorun oluyor. Hani şuraya da gelin açın, şuraya da sizi bekliyoruz vesaire gibi. Biz de isteriz tabii ki her yere işte şube açalım ya da bu kadar ilerlesin. Ama hani bu kaliteyi bozmamak amacımız. İçeriği değişmesin, işte evet, kalite bozulmasın. Biraz daha çok büyüyüp birden çok büyüyen her firma maalesef çok güzel sonuçlanmayabiliyor. Evet. Hani biz bunu bozmak istemiyoruz. Yavaş yavaş emin adımlarla gidebildiğimiz kadar. Evet, şimdi Aydınlılar sizin ekmeklerinizi çok seviyorlar ki talep de çok fazla. Peki evdekilerin arası nasıl? Evdekilerin arası
Yani iyi, zaten onlarla yola çıkarak başladık. Mesela çocuğumun işte ekmeği severek yediğini gördüğümde o mutluluk. Mesela dışarıdan hiç paketli bir kraker almamışımdır. Hani kendim gene ekşi mayalı tariflerden yaparak bir kraker çıkartmışımdır. İşte bir yaşındaki kızım, yani bir yaşında dahi onu yiyordu. Severek yediğini görünce ben de mutlu oluyorum. Mesela Kıbrıs ekmeğimiz hem oğlum hem kızım işte severek tüketiyorlar. Onlar da o şeyi gördükten sonra hani mutluluğu Evet, bize iyice de yansıyor. motivasyon Aynen, evet. artmıştır Çevremizden zaten. aynı şekilde, ailemiz olsun, herkesin olumlu geri dönüş alınca insan tabii ki bir daha aşkla şekle yapıyor. Evet. Peki şimdi süremizin de sonuna gelmeye başladık. Toparlamak gerekirsek son olarak neler söylemek istersiniz? Yani son olarak bizden alınsın ya da alınmasın, bir ekmeği ya da bir ürünü alırken içeriğine hani biraz daha artık bilinçlendik. Herkes her şeyi biliyor. İçeriğine biraz daha dikkat ederek alınmasını ben isterim. Hani fırından dahi alırken en azından içini sorabilirsiniz. Mayası olsun, işte herhangi bir başka bir katkısı var mı? Ya da işte siyez alıyorsunuz, sadece siyez unu mu yoksa başka karışım unlar var mı gibi. Yani aldığınız ürün gerçekten dikkat ederek alıyorsanız içeriğini de araştırın ki hani o aldığınız şey değilsin. Çünkü sadece ekmekle bile birçok konuda geri dönüş, olumlu geri dönüş aldığım müşterilerim oluyor. Hani birçok hastalıktan kurtulmuşlar, bazı işte süreçleri yoluna girmiş vesaire. Hani bunları insanlardan duyunca daha da mutlu oluyoruz. İçeriğin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Yani benim tavsiyem bu olabilir. Tam yeriniz nerede peki? Böyle belki hani gelmek isteyenler, ulaşamayanlar için. Tam yerimiz Mimar Sinan Mahallesi'ndeyiz zaten şu anki yerimiz. Hani tek şubeyiz. Yörük Halife Bulvarı'nı biliyorsunuzdur. O Biliyorlardır bulvar mutlaka. üzerindeyiz. Biraz daha böyle Mimar Sinan'ın çıkışına doğru. Gene tam konum olarak Instagram sayfamız da var. Numaramız da var. Bulamayanlara yardımcı olabiliriz. Teşekkür ederim bu Ben arada teşekkür ederim. katıldığınız için. Çok güzel bir program oldu en azından benim için. Evet değerli izleyenler, Uzmanına Sor programının sonuna geldik. Haftaya yeni bir konu, yeni bir konukla tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.